Şu söz çok hoşuma gidiyor. Yeniden başlamaktan sakın korkmayın. Çünkü bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerle başlıyorsunuz. Evet, bu sözüm aslında biraz da mezun tayfaya gelsin arkadaşlar. Ve hala çalışmayı şöyle ikinci plana atıp tatil modundan çıkamayan öğrencilere gelsin. Çünkü Ekim-Kasım dediğiniz zaman bir bakmışsınız yıl bitmiş. Ondan sonra 2022'ye girmişsiniz. Ocak-Şubat derken sınav gelmiş. Bu sebeple bir an önce başlıyoruz arkadaşlar. Bir şuna da açıklık getireyim. Biliyorsunuz ki birazcık kamp ara vermiştik. Sebebi aksilikler üst üste geldi. Kameram bozuldu. Sürekli onlarla uğraştım. Ama inşallah artık şu sıkıntıları sona erdirdik. Ve sıkılmadan, pes etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Beni yeni izleyen arkadaşlarım hemen kampın birinci gününden başlayın ve bu zamana kadar ilerleyin. Çünkü biz artık sözcük türlerindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zamirle başlıyorum. Tür ne demek? Önce bir bunu konuşalım. ÖSYM için ne arz ediyor? Buna da bir değinelim istiyorum. Sözcük türleri, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem olmak üzere bölümlere ayırıyorum. Burada benim için önemli olan şey aslında hangi soru tipinde neye bakacağım? Ben geçen yıl değil, ondan önceki yıl ilk girdiğimde buna okey oynayarak anlatmıştım. Dilerseniz okey oynayarak sözcük türlerini öğrenmek istiyorsanız biraz böyle oyunlaştırılmış hali o videoya da inip bakabilirsiniz. Evet, o zaman başlıyorum. Zamir, ne demek hocam zamir? Adıl, adın yerine geçiyor. Aslında ben size Ali, Ahmet, Beyza, Ayşe demiyorum da sen diyorum. Ya da siz bana Gamze Hoca demiyorsunuz da siz diyorsunuz. İşte tam da bu sırada zamirler devreye giriyor. Soru tipleri nasıl gelir? Sözcük haline ve ek haline. Niye ikiye ayırdım arkadaşlar? Çünkü bazen şöyle diyor size. Hangisi sözcük halindedir, hangisi ek halindedir? O zaman neye bakacağını da bileceksin. Sözcük halinde dediğim zaman kişi, işaret, belgesiz ve soru zamirlerine bakmış olmamız gerekiyor. Ama ek halinde dediğim zaman adı üstünde artık ekler devreye girecek. İlgi ve iyilik zamiri bizim karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Evet, bir uyarım var. Dikkat etmenizi istediğim bir nokta var ki o da şu. Zamirler bir sözcüğün yerini tutabileceği gibi bir cümlenin de yerini tutabilir. Ki daha önce soru geldi. Bence yıldızlayın bunu. ÖSYM dedi ki aşağıdakilerin hangisinde zamir bir cümlenin yerini tutmuştur? Bakın şimdi. Her şeyin başı sağlık. Bunu unutmayın. Bunu derken aslında neyi kastediyorum? Her şeyin başı sağlık olduğunu. Bakın işte zamir cümlenin yerine geçti arkadaşlar. Cümleyi tamamladı. Bunu dediğimde işaret zamiri. Yaşar Kemal'in kitabını çok beğendim. Bunu mutlaka ben de almalıyım. Bunu derken zamir olduğunu görüyorsun. Çünkü artık bir şeyin yerine geçti. Neyi? Kitabını. Yaşar Kemal'in kitabını. Artık bir zamir sözcüğün yerine geçti. Çünkü artık ben burada cümle görememiş oluyorum arkadaşlar. Sözcük halinde zamirlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli çünkü dönüşümlük zamirini de ÖSYM ne kabul ediyor? Sözcük halinde zamirlerin içerisinde değerlendiriyor. O yüzden sorularda gördüğünüz zaman sözcük halinde zamirlerin içerisine kendiyi de almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamirleri değil mi? Kişi zamiridir dediğinde kendiyi de kabul ettiği oldu. Bu yüzden bunu da dikkate alalım. Şimdi bu kişi zamirleri hal ekleri de alabilir. Bunu unutmayalım. Çünkü her zaman böyle öğrenci ezberliyor. İşte ben, sen, o görüyor, yapıştırıyor falan da değil. Benim, senin, onun olabilir. Bana, sana olabilir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Bir de şu o şansına dikkat etmemiz gerekir. O kişi de olabilir, işaret de olabilir. Yine bağlam burada devreye girecek. Bağlama göre karar vermiş olmanız gerekiyor. Ve bir diğer ayrıntımız da sıfatla karıştırmıyoruz. Çünkü istedikleri şey bu arkadaşlar. İsmi etkilerse biliyorsunuz ki sıfat oluyor. Ama ismin yerine geçerse zamir oluyor. Bu noktaya dikkat edin sözcük türlerinden. Çünkü her sene bir soru gelmiş oluyor. Evet, bakalım örneğimize. Senin gözlerinin içinde güneşin kızıllığı duruyor derken. Bakın senin derken sen burada direkt bana neyi verdi? Kişi zamirini verdin. Kimdir bize gülümseyen güzel derken biz işte burada bana yine kişi zamirini veriyor. Bu soruları ben kendim çözdüm. Şimdi soru şu, diyor ki aşağıdakilerin hangisinde dönüşlülük zamiri pekiştirme göreviyle kullanılmıştır? Bakın ben kendim çözdüm derken ne yapıyorsunuz artık? Pekiştirmiş oluyorsunuz bir şahıs zamirini. Bu sorular derken yine bu işaret sıfatı oluyor. Buna dikkat edin çünkü ismi etkilediniz.
kendi kendine aradı beni derken yine kaç tane zamir vardır derse 2 tane demiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, işaret zamirlerine geliyorum. Herkes şunu bilir. Şu bu, işte bunlar, şunlar, onlar. Ama herkes ötekinin, berikinin, böylesinin, öylesinin, diğerinin zamir olduğunu bilmez. Sen şu an biliyorsun bunu. Şöyle bir soru gelse. Benim zaten amacım okeyde, okey oynarken ne yapıyorduk? Yerine taş koyuyorduk. Burada da o zaman sözcük koymak. Kelimenin yerine sözcük koyabiliyorsanız zaten olay bitecek. Bakın şimdi. Bu iki perdelik bir oyunmuş. Bitince ötekine oynayacaklarmış. İşte sana öteki ve işte sana ötekinin işaret zamiri olması. Neden peki hocam? Öteki derken bir kere zamir olduğunu nereden anladım? İsmin yerine geçti aslında. Orada kastettiğim şey öteki oyun. Değil mi? İsmin yerine geçti. Bu iki perdelik bir oyunmuş derken şuraya bir virgül koyarsam evet bu zamir olur ama kaldırırsam sıfatlı olur. O da aklınızda bulunsun. Bunları bu hafta içinde tekrar çözmelisin. Bu işaret ediyorum. Artık yine işaret zamirini buldum. Bu romanı alalım, bunu okuyacağım. Bakın çeldiriciyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bu roman artık siz burada ismi etkilerseniz işaret sıfatı olur. Dikkat! Ama bunu okuyacağım derken artık bunu işaret zamiri olmuş. Sözcük halinde zamirlerin son kısmındayız arkadaşlar. Konu bitmek üzere. Belgisiz zamir ne demek hocam? İsmin yerine belli belirsiz geçecek. Tam olarak bilmeyeceksiniz ne olduğunu ama ismin yerine geçecek. Bir uyarım var. Belgisiz sıfatla karıştırmanızı istemiyorum. Belgisiz sıfat nedir? İsmi etkileyen sözcüktür ama yine belli belirsiz şekilde. Nedir bizim en çok kullandığımız belgisiz zamirler? Herkes, hepsi, kimse, bazısı, birkaçı, biri, başkası. Bir de bunları bağlam içinde bir görelim istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Halı saha maçına başkasını alma. Başkası, yani kusura bakmayın şu an değişik canlılar içeri girdi. Yani ne olduğunu da bilmiyorum. Çok sıcak ve pencereler açılmak durumunda bu sebeple. Neyse, devam ediyorum. Halı saha maçına başkasını alma derken arkadaşlar kim o başkası? Ali, Ayşe, Ahmet, Mehmet olabilir mi? Olabilir ama kim? Belli değil. O zaman belgisiz zamirdir diyorum. Neylersin ölüm herkesin başında derken şair herkes ama kim? Belli değil. İşte belli belirsiz etkiledim. Belgisiz, belli belirsiz ismin yerine geçtim. Belgisiz zamir. Kimsenin girdisi çıktısıyla uğraşmak istemiyorum. Kimse ama kim? Yine belli değil. Fark ediyor musunuz? Hep böyle ismin yerine belli belirsiz geçiyor. Araya farklı isimler koyabiliyorsunuz ama bir şeye etkilemiyor, dikkat edersiniz. Çocuk utangaçlığı var. Hepsinin yüzünde. Hepsi belgisiz zamir. İhtimal hırsız Orhan'ın hayranlarından biriydi. Bakın biriydi ama kimdi? Belli değil. İşte belli belirsiz geçti. Belgisiz zamir. Dikkat, şey sözcüğü belgisiz zamirdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir ara ÖSYM isim falan dedi ama son tahlilde artık kararını belgisiz zamirden yana verdi. Artık belgisiz zamir diyorum. Bir uyarım daha var. Kimi sözcüğü bazısı yerine geçtiği zaman yine belgisiz zamirdir. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi çeldiricili bir şey yazdım. Biri seni sordu derken mesela Berna seni sordum, Leyla seni sordum diyebiliyor muyum? Ya da işte Okan seni sordu diyebiliyor muyum diyorum. İsmin yerine geçti. O zaman ben bunun zamir olduğuna karar verdim ama kim olduğu belli mi? Hayır, belli değil. O zaman belgisiz zamir oldu. Peki bir adam seni sordu derken artık durum değişti. Bağlam değişince her şey değişiyor fark ettiyseniz. Adam isim, ismi etkiledim artık bu sıfat. Ama bir adam kim belli mi? Değil. İşte size belgisiz sıfatı bulmuş oldum arkadaşlar. Evet, soru zamiriyle bitiriyorum artık sözcük halindeki zamirleri. Burada şu çok önemli. Türkçe'de en çok kullandığımız soru zamiri kim ve nedir arkadaşlar? Ama şu kullandığım bütün zamirlere de soru yapar mısınız? Yaparsınız. Aslında soruya verdiğiniz cevap ismin yerine geçiyorsa soru zamiridir diyebilirim. Vefasız olanı kim arar derken, işte vefasız olanı kim arar? Bunun yerine isim getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. İşte Meltem arar dedim. Ne oldu? İsmin yerine geçti. Peki ne yoluyla? Soru yoluyla. İşte sana soru zamiri. Bu kadar. Çeldiriciye gel. Vefasız olanı kimin aradığını biliyor musun? Bakın burada artık soru zamiriyle sağlanmış mıdır? Hayır. Mısın misin? Mı mi? Soru 2 gördüysen direkt bu tip sorulardaki çıkacak karşınıza testlerde. Onu eleyiniz arkadaşlar.
Çünkü artık buradan şunu alalım. Kim var? Evet, bir soru zamiri görevini görüyorsunuz ama soru zamiri fonksiyonunda kullanılmadı. Musun derken burada soru anlamı edatla sağlandı. Çünkü soruda diyecek ki hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır, edatla zamirle sağlanmıştır, sıfatla sağlanmıştır diyecek. Bu tip sorularda verdiğiniz cevap ismin yerine geçmek olsun. Şıklarda soru eki gördüğünüzde direkt olarak onları eleyiniz arkadaşlar. Ek halindeki zamirlerle konuyu noktalıyoruz arkadaşlar. Efsane bir şekilde devam ediyoruz. Evet, ilgi zamiri. İlgi ve iyilik, aslında ben size bunları sözcükte yapıda anlattım ama burada tekrar etmek istiyorum. İlgi zamiri deyince bitişik yazıldığını biliyorsunuz. Kiminki neyinki sorularına cevap veriyor ve ımki ınki diye geliyor. Ama bağlam yine devrede. Her gördüğünüm kimki olmayacak, çeldiricileri yazdım. Merak etmeyin. Bazı öğrenciler sınava çalışıyor, sizinkilerse yatıyor. Tabii siz yatan tayfadan değilsiniz. Siz harıl harıl çalışmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yatanlar bu videoları böyle 3-5 ay sonra izleyince çarpı 2'ye alacaklar. Orada da benim ne söylediğim uçup gidecek. Lütfen kendi hızında dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Evet, sizinkiler. İşte ben sizinkilerle aslında sizin öğrencileri mi kastettim? Evet, ismin yerine geçti mi? Geçti. İşte ki ile geçti. İlgi zamiri dedim arkadaşlar. Yarınki sınava çalıştın mı? Aa hocam, ınki var. Hemen gideyim de şunu işaretleyeyim, ilgi zamiri. Hayır. Bunun kökü yarın, değil mi? Kök yarın, bakın ınki değil. O zaman yarınki sınav derken çeldirici işte size ne oldu? Sıfat yapan ki oldu arkadaşlar. Bahçedeki at kimin? Yine sıfat yapan ki, bakın ismi etkiliyor. Hüzün ki en çok yakışandır bize derken buradaki ki'nin de yine bağlaç olduğunu ve ayrı yazıldığını unutmuyorsunuz. Zaten buna gidip de ilgi zamiri demiyoruz. Peki gel buraya iyilik zamiri. İyi ne demekti eski Türkçe'de? Sahip. İşte bir şey sahip olmak demek. İyilik zamiri eşittir iyilik eki. Aynı şey arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yapım eki alırsa tür kaybına uğrayacak. Bencil insan. Şimdi ben normalde kişi zamiriydi. Cili getirdim, yapım eki. Nasıl insan? Bencil insan. Nasıl çocuk? Bencil çocuk. O zaman ne oldu artık burada? Sıfat oldu. Bakın tür kaybına uğradı. Size bazen şöyle cümleler verip sorabilir. Buna dikkat edin lütfen. Sen yaşayan ruhumsun. Benim ruhum. İşte size iyilik zamiri ya da iyilik eki diyebilirsiniz. Evet, konu bu kadar. Bir sonraki günümüzde hemen sıfatlar, ondan sonra zarflar, zamirler diye bitireceğiz arkadaşlar. O yüzden şu ilk konu çok önemliydi bizim için, zamirlerde. Gelsin bakayım ödev. Ödevimiz bu şiirdeki bütün zamirleri bulmanızı istiyorum ve aşağı yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Doğru seçeneği biliyorsunuz ki direkt sabitlemiş oluyorum. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.